bomba gibi taşıyor bu gözde. Abicim, kuşun gibi şehrin alanlarına atıldı, kuşun gibi şehrin alanlarına. Birkaç put ve taş gördüm, birden irkitti beni. Birkaç put ve taş gördüm, birden irkitti beni. Kurmak bizlere düştü, bağrı sökülmüş çağı. Kurmak bizlere düştü, bağrı sökülmüş. Nedenli acı varsa aradı buldu beni. Nedenli acı varsa aradı buldu beni. Yayındayım hocam. Allah Ekber! Tekbir! Allah Ekber! Tekbir! Allah Ekber! İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bir selam. İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bir selam. İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bir selam. Vur vur, Hamas vur, İsrail'e vur. Vur vur, Hamas vur, İsrail'e vur. Vur vur, Hamas vur, İsrail'e vur. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Genç, cihat, şehadet! Müslümanlar, Siyonist İsrail, Gazze'deki kardeşlerimizin üzerine ölüm yağdırıyor. Ve dünya sadece bu zulmü seyretmekte kalıyor. Siyonist İsrail her seferinde işgalini bir adım daha hızlandırıyor. Bunu protesto etmek, şehitlerimizin ve direnişimizin yanında olduğumuzu aykırmak ve İsrail'in bir gün elbet bunların hesabını vereceğini aykırmak üzere Anadolu Gençlik Derneği olarak davet ettik. Sizler de davetimize icabet ettiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah bu kıyamınıza şahit olsun. Amin. Ve bu kıyamınızı başta Gazze, Suriye ve mazlum coğrafyalar olmak üzere bütün mazlumların kurtuluşuna vesile eylesin. Amin. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ben mikrofon hocamıza arz ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi de basın açıklamamızı yapmak üzere Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanımız Sayın Ali Urbulut Efendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm çok kıymetli kardeşlerim ve kıymetli basın mensupları. Basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi dün her yıl geleneksel olarak geri dönüş, toprağa dönüş olarak icra edilen Gazze'deki program münasebetiyle İsrail, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizin üzerine hunharca ateş etmek suretiyle 16 kardeşimizi şehit etmiş ve yüzlerce kardeşimiz de yaralı durumdadır. Bu münasebetle bu olayı protesto etmek ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek olmak maksadıyla bu protesto ve basın açıklamasını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Kardeşlerim, maalesef görüyoruz ki her geçen gün olan sadece Müslümanlar oluyor ve kazanan sadece İsrail oluyor. Bugün bu İslam dünyasındaki olan bütün olayların hepsi sadece ve sadece İsrail için yapılmaktadır. Büyük İsrail'in kurulması için yapılmaktadır. Ve maalesef her geçen gün Müslüman kardeşlerimiz katledilmektedir. Ver geçen gün mevzi kaybedilmektedir. Ve böylesine bir ortamda İslam ülkelerinin yönetimlerinden hiçbir ses çıkmamaktadır. Bugün Müslüman ülkelerin başındaki kişiler şöyle diyorlar. Orantısız güç kullanan İsrail'i kınıyoruz. Şu lafa bakın. Şu lafa bakın. Ben de, biz de bu basit, renksiz ve sessiz olan açıklamayı kınıyorum. Rahmetli Erbakan hocamızın yıllarca söylediği gibi bu İsrail kınamaktan, mınamaktan anlamaz. Bu İsrail ancak güçten anlar. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit! Kıymetli kardeşlerim, İsrail denilen bu terörist ülke bugün bunları yapıyor da çok güçlü olduğu için mi? Hayır. Bunları yapıyor da çok cesur olduğu için mi? Hayır. Şunu bilin ki İsrail çok korkaktır. Aynen öyle. Bak şu anda burada İsrail konsolosluğu önündeyiz değil mi? Evet. Bana söyler misiniz? Bu konsolosluğun burada ne işi var? Evet. Bunlar
tabelasını bile asmaktan aciz insanlardır. Bunların bugün böyle olmasının sebebi biz Müslümanların İslam Birliği'ni kurmamamızdan, D8'i çalıştırmamamızdan dolayıdır. İnanın ki eğer İslam Birliği'ni kurarsak ve D8'i çalıştırırsak yeryüzünde İsrail diye bir ülke kalmayacaktır. Kardeşlerim, bu basın toplantısında şunu ilan ediyoruz. Müslüman ülkelerin yöneticilerine sesleniyoruz. Akıllarınızı başınıza alın ve İslam Birliği'ni kurun. Öncelikle bölge ülkeleri olarak bir araya gelelim ve bütün bu problemleri hep birlikte çözelim. Yoksa bu İsrail'in yaptığı sadece Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize değil, ülkemize de zarar verecektir. Bunu sakın unutmayalım. Ama sizler gibi bu şanlı duruşu gösteren kardeşlerimiz olduğu müddetçe inşallah öncelikle bu ülkede bu şuurlu hareketi bütün halkımıza yayacağız ve İslam Birliği'ni kuracağız ve İsrail diye, zulüm diye hiçbir şey yeryüzünde bırakmayacağız Allah'ın izniyle. İslam Birliği Avrupa değil, İslam Birliği Avrupa değil, İslam Birliği Avrupa değil, İslam Birliği Avrupa değil, İslam Birliği. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, sizin bir duruşunuz inanın Filistin'deki kardeşlerimize çok büyük bir moral desteği olmaktadır. Ve oradaki terörist İsrail'e ise gönüllerine korku salmaktadır. Hiçbir zaman bu çalışmaları küçük görmeyelim. Bunlar birikecek, birikecek, birikecek ve geriz zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır. İnşallah. Davetimize icabet ettiniz. Buraya geldiniz. Bu şerefli, şanlı, İslami duruşunuzdan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Amin. Cenab-ı Allah hepinize cihat sevabı versin. Amin. Bu vesileyle bu terörist İsrail'in inşallah yeryüzünden kalkmasına vesile olsun diyorum. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. İsrail var olsun. 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 İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüşe bir selam. İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüşe bir selam. İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüşe bir selam. Evet, yapmış oldukları açıklamadan ötürü Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanımız Ali Uğur Bulut Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere programımıza katılan Saadet Partisi İstanbul Başkanı Doktor Abdullah Selim Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul avlevne in kuntum mu'minin. Sadakallahul azim. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Kazanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, bu akşam burada maalesef acı bir gerçeği bir kere daha idrak etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ne acıdır ki 61 yıldır kahrolsun İsrail diye
slogan atıyoruz. Ama her geçen gün İsrail büyüyor, daha da güçleniyor. Bunun bir tek sebebi var. Az önce Ali Uğur Bey kardeşimin de ifade ettiği gibi bizim onu İslam dünyası olarak İsrail'i güçlü görmemiz, İsrail'in arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ni güçlü görmemiz İsrail'in güçlü görünmesine maalesef vesile oluyor. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz buyuruyor. Amenna. Ama gerçek böyle mi? Vaka böyle mi? Neden inandığımız halde biz değil de bugün onlar üstün, bugün onlar güçlü görünüyor? Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimenin kelime manasının dışında bizim asla unutmamamız gereken bir tefsiri var. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, inanıyorsanız en üstün sizsiniz. Nasıl en üstün olacağız? Değerli kardeşlerim, müfessirlerimiz diyorlar ki, bir davanın hak olması veya batıl olması söz konusu olmaksızın, kim davası uğrunda daha fazla fedakarlık ederse üstün olan odur. Maalesef bugün bu gerçeği yaşıyoruz. Siyonizm denilen bütün insanlığı kendisine kul köle yapmayı amaç edinmiş olan bu ideolojinin sahipleri maalesef bizlerle mukayese edildiğinde çok daha planlı, çok daha programlı ve çok daha gayretli bir çalışmanın içindeler. İşte bu sebeple bugün gözlerini kırpmadan kardeşlerimiz üzerine bombalar yağdırabiliyorlar, kardeşlerimiz şehit edebiliyorlar, topraklarını gasp edebiliyorlar, başlarını evlerinin üzerine yıkabiliyorlar. Bu işe bir çare bulmak lazım. Esasında bunun geçmişteki örnekleri var, çaresinin var olduğunu gösteren zamanlar olmuştur. 11 aylık Refah Yolu hükümeti döneminde Profesör Doktor Necmet Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde İsrail Gazze'ye bir tek bomba atamamıştır. Demek ki çare belli arkadaşlar. Erbakan hocamızın bize miras olarak, emanet olarak bıraktığı Milli Görüş Hareketi'ni ve de bu hareketin tek temsilcisi olan Saadet Partisi'ni Türkiye'de iktidar etmekten başka bir çarenin olmadığını bir kere daha buradan bütün dünyaya ilan etmek Saadet istiyorum. Saadet gelecek, durur bitecek. Saadet gelecek, durur bitecek. Saadet gelecek, durur bitecek. Bunu söylerken asla particilik mantığıyla söylemiyorum. Bizim için Saadet Partisi sadece bir araçtır, bir vesiledir. Asıl olan bu hareketin temsil ettiği görüştür. Hakkı üstün tutan görüştür. Adil düzendir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu ülkenin yeniden adil düzene ihtiyacı var. Yeniden hakkı üstün tutan bir anlayışa ihtiyacı var. Bunun için önümüzde gerçekten çok önemli bir fırsat var. Ve biz inanıyoruz ki 2019 yılında yapılacak olan seçimler Türkiye'nin var olma veya yok olma seçimleridir. Eğer 2019 yılında Milli Görüş Hareketi'nin tek temsilcisi olan Saadet Partisi iktidara gelirse Türkiye de kurtulacaktır. İslam dünyası da kurtulacaktır. Gazze'de kurtulacaktır. Filistin'de kurtulacaktır. Onun için kardeşler, bu temenniyle olmaz. Dilemekle olmaz.
sadece dua etmekle olmaz. Bugün de itibaren seferberlik ilan etmek zorundayız. Gece demeden, gündüz demeden, yaz demeden, kış demeden birinci sıraya bu hareketin başarısı için çalışmayı öne almak zorundayız. Yoksa hakikaten artık bu düzen devam etmeye devam ederse, bu anlayış bu ülkeyi yönetmeye devam ederse işte ortada. Ben Mavi Marmara davasına bizzat katıldım son duruşmasında. Biliyor musunuz? Orası mahkemeydi. Orası Adalet Sarayı'ydı. O Adalet Sarayı'nda ve mahkemede savcı İsrail'le Mavi Marmara davasının devam etmesini isteyen ve İsrail aleyhine sonuçlanmasını isteyen avukatlara sonunda dedi ki, arkadaşlar boşuna uğraşıyorsunuz. Devletimiz İsrail'le anlaşma yaptı. Bu dava düştü. Ve dava düştü. Türkiye'yi bu anlayış yönetiyor arkadaşlar. Bu zihniyet yönetiyor. Bunu söylerken particilik mantığıyla söylemiyorum. Bu ülkenin Saadet Partisi'ne ihtiyacı yok. AK Parti'ye ihtiyacı yok. CHP'ye ihtiyacı yok. MHP'ye ihtiyacı yok. İYİ Parti'ye ihtiyacı yok. Bu ülkenin milli görüşe ihtiyacı var. Bir de şu hatanın içine düşmeyelim. Arkadaşlar, dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanların başına bir sıkıntı geldiğinde inancımız gereği biz Birleşmiş Milletler'den yardım isteyemeyiz. Avrupalılardan yardım isteyemeyiz. Evet. Niye bizim öldürülmemize, katledilmemize seyirci kalıyorsunuz diye onlara yüzümüzü dönemeyiz. Bu bizim İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. İnancımıza terstir. Onun için Birleşmiş Milletler'den medet ummuyoruz. Avrupalılardan medet ummuyoruz. Biz sadece Allah'a güveniyoruz. Ve bütün gücümüzle çalışıp en yakın bir gelecekte bu ülkede hakkı üstün tutan bir düzenin yeniden kurulmasını sağlayacağız. Ondan sonra göreceksiniz ki ne Gazze'nin üzerine bombalar düşecek ne de İsrail diye işgalci bir devlet o topraklar üzerinde hayatını devam ettirebilecek. Kardeşler, çok çalışacağız, çok dua edeceğiz, çok gayret edeceğiz, seferberlik ilan edeceğiz. Kadınımızla, erkeğimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, her ortamda davamızı insandan anlatacağız. Çünkü bu ülkemizin geleceği, İslam dünyasının geleceği bizim gayretimize bağlı. Gönül isterdi ki bu ülkedeki bütün siyasiler milli görüşçü olsun. Halkımızın tamamı milli görüş zihniyetine sahip olsun. Ama Allah'ın izniyle bizim gayretlerimizle son günlerdeki gelişmeleri siz de takip ediyorsunuz ki Allah yeni bir dönemin kapılarını bize araladı. Şimdi bize bundan sonra düşen bu aralanmış kapıdan yürüyüp bu ülkenin kurtuluşu için, İslam dünyasının kurtuluşu için, Müslümanca yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, hakkı üstün tutan yeni bir dünyanın kurulması için, İslam birliği için bütün gücümüzle çalışmak düşüyor. Ben bu duygularla bu birlikteliğimize vesile olan, bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Anadolu Gençlik Derneğimize teşekkür ediyorum. Allah kendinden razı olsun. Bu davete icabet etmek suretiyle kardeşlik görevinizi ifa ettiğinizden dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun kardeşlerim. Avrupa değil, düşman değil. Avrupa değil, düşman değil. Avrupa değil, düşman değil. Evet, yapmış oldukları konuşmalar ötürü Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Doktor Abdullah Selim Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu kıyamımızı dua ile noktalayacağız. Duamızı yapmak üzere Muzaffer Aktürk Efendi'ye mikrofonu arz ediyorum.
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillahi'llezî kâle fî kitâbihi'l-kerîm. Amin. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû. Amin. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tahafû ve lâ tahzenû. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المظلومين يا أرحم الراحمين hürmet edin buyurduğun Recep-i Şerif ayında ellerimizi senin rahmetine, inayetine, hidayetine açtık ya Rab. Dualarımızı, duruşumuzu, kıyamımızı kabul eyle. Amin. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Eddua muhul ibadeh" buyuruyor. Dua kulluğun özüdür, canıdır. Ya Rabbi bizler acziyetimizi bilerek ellerimizi sana açtık. Nusretini, yardımını niyaz ediyoruz. Bizlere ve bütün müminlere ikram eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, yeryüzünde hak batıl mücadelesinde hakkın hakim olabilmesi için gayret eden salih kullarına sen yardım eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, yalnızca sana ibadet ediyor ve yalnızca senden yardım istiyoruz. Amin. Bizleri yalnız ve yardımsız bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, imanın karşısındaki ehli küfrü, Haçlı ittifakını, Siyonist teröristleri sen Kur'an-ı Hakim'inde bizlere ankebut olarak tarif ediyorsun. Köksüz ve güçsüzdürler diye tarif ediyorsun. Zihinlerimize, yüreklerimize de onların köksüz ve güçsüz olduklarını yerleştir ya Rabbi. Bu mücadelede hakkın hakim olabilmesi mücadelesinde çalışan ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Kitab-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki Rabbim Allah'tır diyen, sonra da bu istikamette bulunanlara meleklerimizle rahmetimizi indiririz. Onlar için korkulacak, üzülecek bir durum yok. Onlar cenneti hak eden cennetlik kullarımdır buyuruyorsun. Ya Rabbi, Kudüs'te, Filistin'de, Gazze'de ve diğer mazlum bütün coğrafyada şehadete koşan kardeşlerimiz bu niyetle koşuyorlar. Onların şehadetlerini makbul eyle. Amin. Onlar şehit olmaktan, onlar bu davada canlarını feda etmekten çekinmiyorlar. Ama bu uğurda cesaretini kaybetmiş olan bizlere ve ümmeti Muhammed'e yeniden cesaret ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yeniden cesaret ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yeniden cesaret ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Muntakim, ya Muntakim, ya Muntakim diye dua ediyoruz. Sen ki hak edene hak ettiği cezayı verensin. Yerlerin ve göklerin orduları senin emrindedir. Amin. Ya Rabbi, İslam dünyasını ve bütün insanlığı kan ve gözyaşına döken Haçlı ittifakına, Siyonist teröristlere hak ettiği cezaları sen lütfeyle ya Rabbi. Amin. Hak ettiği bu cezaları, bu cezayı bizlerin, Müslümanların eline ver ya Rabbi. Amin. Bizleri ve Müslümanları kafirlerin gönlünde, zihninde güçlü, kuvvetli göster ya Rabbi. Amin. Onları bize karşı güçsüz ve zayıf göster ya Rabbi. Amin. Gazze'de yüreğinde iman dolu olan çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz, mücahitlerimiz
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kelime-i tevhidini dilinden düşürmeyerek, yegane güç ve kuvvet sahibi seni bilerek bu mücadeleyi yapıyorlar. Bizler de buradan kardeşlerimize katılıyoruz. Allahu Ekber Kebira! Elhamdülillahi Ketira! Ve Subhanallahi Bukraten ve Asila! Ya Rabbel Alemin! Kan ve gözyaşına bulanmış olan bütün İslam coğrafyasına yardım eyle. Amin. Bütün insanlığın hidayeti için çalışan Müslümanlara yardım eyle. Amin. Kitab-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki biz yolumuzda cihad edenlerin önünde onlara yollarını açarız. Onlara kolaylıklar ikram ederiz. Ya Rabbi niyetlerimizi yeniden gözden geçirebilmeyi bizlere ikram eyle. Amin. Bu yolda bizlere yardım eyle. Amin. Hayırlı yolları aç ya Rabbi. Amin. Hayırlı yollardan gidenlerin yollarında bize eyle ya Rabbi. Amin. Şu duruşumuzu, dualarımızı, niyazlarımızı lütfen ve keremen. Amin. Yeryüzünde batılın ortadan kalkmasına, hakkın hakim olmasına vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ve kul ca'el hakku ve zehekel batıl hükmünü. Gönlümüze, zihnimize yerleştirebilmeyi amin bizlere ikram eyle ya Rabbi. Amin. Yapmış olduğumuz şu kavli dualarımızı ve fiili dualarımızı lütfen ve keremen yüce katında en güzel şekliyle makbul eyle ya Rabbi. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethine, şerlerin def'ine, Gazze'deki direnişin en yakın zamanda başarıyla neticelenmesine, bütün İslam dünyasının kan ve gözyaşından, ayrılıklardan, tefrikadan, hileden, desiseten bir an önce temizlenmesine vesile olmasına ve Allah rızasına. El Fatiha. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail. Yerinde Kudüs Savaşı'nda her daim taşıyan kıymetli kardeşler, özgümüze hep beraber inşallah eşlik edelim. Hadi Ammar, hadi Ammar durmat, Ebabiller sana kanat çırparlar. Hadi Ammar, hadi Ammar durma, Ebabiller sana kanat çırparlar. İsrail, Kudüs için İsrail, İsrail, Kuduslar içinde ışık saçlar. Filistin ve küçük beyaz beyaz yıldızlar. Hadi Ammar, Süleyman seni seyreder sana güvenir. Mescid-i Aksa'nın kapılarında. Hadi Ammar, hadi Ammar durmaz. Ebabiller sana kanat çırparlar. Hadi Ammar, hadi Ammar durmaz. Ebabiller sana kanat çırparlar. Tekbir! Allah! Evet, Anadolu Gerçekleri tarafından düzenlenen programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızla ve kürettiğinize teşekkür ediyoruz. Ve alanı hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Gazze'ye Mehmetçik! 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 İlçe başkanlarımız, teşkilatlarımızı bir an evvel alandan uzaklaştırsın lütfen.
Alanı bir an önce boşaltıyoruz. Hocam.